Merhaba, ben İlker Akanter. Teknoloji Odası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere daha önce anlatmış olduğum Raspberry Pi'lere ya da Raspberry Pi'lere nasıl retro oyunları oynayabileceksiniz, o imajları nasıl yazabilirsiniz onu anlatmaya çalışacağım. Hemen göstereyim. Elimde iki tane Raspberry Pi var. Bir tanesi 3B Plus, bir tanesi 4. Bundan daha önceki videoda size bahsetmiştim. Şimdi bunlarla ilgili nasıl imaj bulabilirsiniz bunu anlatmaya çalışacağım size. Web sitesi olarak videonun açıklama kısmına link koyacağım. arcadepunks.com. Sol üst tarafta da siz büyük ihtimal benim videom kameramdan dolayı göremiyorsunuz. Siteyi açtığınız zaman karşınıza bu gelecek. Burada retro içeriklerle ilgili birçok farklı image bulabilirsiniz. Sayfayı aşağı doğru kaydırdığınızda bakın burada ayırmış zaten en çok indirilenler olduğu için. Raspberry Pi 3 ve Raspberry Pi 4 image olarak. Eğer elinizde farklı cihazlar varsa buradan front end downloads'a girdiğiniz zaman bakın burada birçok farklı şey var. Pi image'leri, Pi 4 image'leri, Pi boy, Pi zero diye aşağı doğru gidiyor. Ne arıyorsanız buradan onu bulabilirsiniz. Şimdi bizim için. Biz önemli olan Raspberry Pi 4 imajlarına bakacağız. 3 de aynı mantık. Hatta şöyle kısaca bir 3'ü göstereyim size. Sürekli tabii reklam çıkacak. Bannerlar. Bunları kapatalım. Evet. Şimdi. Şuradan bak ne diyor? Raspberry Pi 3, 3B ve 3B Plus için imajlar diyor. Sayfaya gitmek için tıklayın diyor. Tıklıyoruz. Evet, burada arşivler var. Yıl 2016 ile 2020 arası istediğiniz yeniden eskiye doğru ya da eskiden yeniye doğru sıralayabiliyorsunuz. Mesela yeniden eskiye doğru sıralayalım. Evet, sadece bunlar var. Şimdi burada baş tarafında 32 GB, 64 GB, 128 GB Chicotite diye bölümler var. Bu kullanmanız gereken SD kartın boyutunu anlatıyor. Bunu kurmak istiyorsanız 128 GB'lık bir SD kartınız olmak zorunda. 256 GB'lık bir SD karta da kurabilirsiniz. Ama maksimum 128 GB olarak kullanabiliyorsunuz. Yani kartınızın boyutu kullanmak istediğiniz imaj dosyasından büyük olabilir. Sıkıntı yok ama küçük olmaması lazım. Mesela 16 GB'lık olanı var, 64 GB'lık olanı var. Şimdi biz tekrar geri dönelim. 4 üzerine işlem yapacağımız için bu videoda. Aynı mantık ikisi de hiçbir fark yok. Sadece indireceğiniz imajlar farklı. Şimdi 4 yeni çıktığı için daha popüler, daha fazla imaj var göreceksiniz. Şuradan download page'ine girelim. Evet. Şimdi bakın burada da aynı şekilde arşivlemiş 2019-2020. Eskiden yeniye ya da yeniden eskiye doğru diyor. Biz yeniden eskiye doğru yapalım. Evet. İmajlar burada. Şimdi bakın burada 512 GB olanlar da var. Yani de bu demek oluyor ki bunu kurmak istiyorsanız 512 GB'lık bir SD karta ihtiyacınız var. 256 GB, 8 GB, sadece pinball oyunları var içinde mesela. Aşağı doğru gidiyor. 750 GB var, 400 var. Siz hangisini kurmak istiyorsanız, yani burada 1 TB bile var. Hangisini kurmak istiyorsanız, onun torrent ya da NZB ya da varsa G Drive tıkladığınız zaman indirme linki açacak. Ben torrentlerini kullanıyorum. Torrentleri bir hayli hızlı. Ben evde 45 megabitlik bir internet kullanıyorum. 4.5 megabaytlı indirebiliyorum dosyaları. O yüzden torrentini kullanabilirsiniz. İçinde mesela bu paketin içinde mesela bir tane ben ne indirmiştim buradan kendime? Şu. Hyper Tosera. Mesela bunun içinde ne olduğunu görmek için NFO'ya tıklıyorsunuz. Bir de Batosera indirmiştim ben. Tıkladığınız zaman bunun sayfası açılıyor. Ben 128 GB'lık bir SD kart kullanacağım çünkü. Bu video size içindeki oyunları söylüyor. Kimisinde buradaki açıklama kısmında oyun listesini de verir. Bazıları vermiyor. Ne diyormuş mesela? Tamamen yüklü 6678 tane oyun varmış içinde. Raspberry Pi 4 için favori cihazlar. Ayrıyeten bu imaj Raspberry Pi'nizi 1700 MHz'e de overclockluyormuş. Yani sonuç bunu kullanacaksanız benim daha önceki videoda gösterdiğim gibi bir tane soğutucu fan takacaksınız bu cihaza. Ki zaten overclocksuz bile ısınan bir cihaz. Bir de overclock işin içine girdiği zaman mutlaka daha çok ısınacaktır. O yüzden soğutmalı bir Raspberry Pi kullanın. Tıkladığınız zaman videoya sesi kısayım. Şöyle ufak ufak ileri aldığınız zaman
İçindeki oyunları biraz gösteriyor bize. Buradan, aa evet güzel oyunlar varmış dediğiniz bir tane imajı indiriyorsunuz. İndirdiniz bitti. Mesela ben şurada bir tane, iki tane indirmiştim. Bioterra Hyprosia P4 128 GB'lik imajlar. Peki bunları nasıl yazacağız? Öncelikle şuradan yeni pencereyi de aç diyelim. SD kartımızı bilgisayara takacağız. Benimki burada takılı. Balena'yı açıyoruz. Ben Balena Etcher kullanıyorum. Bunu öneriyorum. Gayet iyi. Buradan neyi flashlayacaksak onu seçiyoruz. Şuradan A'a girelim. Benim A'da çünkü bu. Evet. Hangisini kuracaksak onu seçiyoruz. Mesela bunu kuralım. 128 GB. Target'a girdiğimiz zaman SD kartınızı seçmeniz gerekiyor. Ayrıca bilgisayardaki diğer diskleri de görebiliyorsunuz. Ünlem diyor zaten. System Drive. Buna kurmayın. Large Drive. Bunu seçiyoruz. 128 GB. Select diyoruz. Flash dediğiniz zaman işlemi tamamlıyor. Kuruyor. Kurma işlemi bittikten sonra bir de check ediyor. Bu işlemler biraz uzun sürebilir. O yüzden ben bu kısımlarını geçeceğim. Daha sonra hazır hale geldiği zaman SD kartınız Raspberry Pi'mıza takıp onundaki ayarları yapacağız. Ben flash dediğim zaman I am sure dediğimde kuruluma başlayacak. Kurulum kısmını göstermiyorum dediğim gibi uzun süreceği için. 1-2 saati bulabiliyor bazen. SD kart okuyucunuzun hızına, SD kartınızın hızına göre değişiyor bu. O yüzden benim önerim çok dandik kartlar kullanmayın. Hızlı kartlar kullanın. Yani bu işlemler daha çabuk olsun. Hem de Raspberry Pi hızlı kartlarla daha verimli çalışıyor. Kurulum bittikten sonra şimdi gelin ondan sonra cihazın ilk kurulum ayarlarına ve birkaç tane de oyun performansına bakalım. SD kartımızı hazırladık. Raspberry Pi'mize taktık. Ben ek olarak bir tane de klavye bağladım. Çünkü ilk başta ayarları klavye üzerine yapmamız gerekiyor. Gamepad'in tuşlarını atamadığı için yapamıyoruz şu anda. Raspberry'mizi elektriğine veriyoruz ve şu anda çalıştırıyoruz. Eğer her şeyi düzgün yaptıysak sizin de şu anda benimle birlikte görüntüyü almış olmanız lazım. Bakalım. Evet, bir görüntü geldi. Bakalım boot edecek mi cihaz? Çalışıyor. Demek ki SD kartı düzgün yazmışız. Şimdi açılmasını bekleyeceğiz. Fransızca anladığım kadarıyla. İmajı yapanlar Fransızca olarak yapmışlar. Şimdi bunu değiştireceğiz. Klavyeden Space'e basmamız lazım. Evet, buradan ayarları değiştireceğiz şimdi. Sistem parametrelerine girelim. Enter ile değiştiriyoruz. Fransızcayı, İspanyolca, İngilizce. Bakalım Türkçe var mı? Hiç zannetmiyorum ama. Utandım. Türkçe yaptık ama olmadı. Belki yeniden başlatmak gerekiyordur cihazı. Buna geliyoruz. Yeniden başladıktan sonra Türkçe olması lazım. Tamam. Tamam yazdığına göre şu anda Türkçe oldu. Evet. Şimdi gelin ayarları yapalım. Önce kumanda ayarlarına girelim. Buradan kumandayı yapılandıracağız. Buradan Bluetooth'tan kumanda da ayarlayabiliyorsunuz. Evet. Bir de gamepad algılandı diyor. Bu bizim gamepad'imiz. Sadece biraz fazla kablo karmaşam var şu anda. Çünkü HDMI kabloyu önümden geçiriyorum. Kayıt yapabilmem için. Şöyle. Evet. Bir tuşa basınca. Evet. Bunu yapacağız. Yukarı, aşağı, sol, sağ, start, select, A, B, X, Y. Buradaki X, Y bizim gamepad'deki X, Y'den farklı. Siz ekrandaki
belirttiği noktaya göre basın. Sol analog yukarı. Sol analog sol. Sağ analog yukarı. Sağ analog sol. Neden aşağı ve sağını yapmadık? Çünkü bu bir eksen üzerinden devam ettiği için birini yapmamız yeterli. L1, R1, L2, R2, L3, L4 ve HotG olarak da buna bastık mı? Ben Logitech'in kendi düğmesini kullanıyorum. Tamam. Enter'layalım. Evet, artık gamepad'imizi kullanabiliyoruz. O zaman bunlara ihtiyacımız yok. Şimdi Wi-Fi ayarlarını da yapalım. İnternet status bağlı değil. Wi-Fi etkinleştirelim. Wi-Fi SSID. Teknoloji odası 5G desteğimiz var. Bağlanalım. Wi-Fi anahtarı. Müsaadenize ben buradan Wi-Fi anahtarını size söylemeden gireceğim. Evet, Wi-Fi'ye de bağlandık. Wi-Fi etkin. Tekrar bakalım. Daha bağlı değiliz. Çünkü yeniden başlatmamızı istiyor. Tekrar yeniden başlatalım. Evet, şu anda Wi-Fi'ye bağlı olmamız lazım. Kontrol edelim. Bu arada Türkçe'de font sıkıntısı var. Evet, şu anda IP adresimiz bağlı. Ya ben İngilizceyi tercih ederim kullanırken. Size göstermek için şu anda Türkçe olarak kullanıyorum. Buradan güncelleme ve downloadlar var. Buna girelim. Contentleri bir download etsin. Bakalım. 29 MB'lık CRT efek. Buradan bir sürü bezel için var. Game Boy için farklı şeyler var. Bakalım şöyle aşağı neler var. Android için screen var. Nintendo'nun Legend of Ovlia gibi ufak tefek yamalar varmış burada. Quake oyun dosyaları var mesela. Quake oynayabiliyoruz. Çıkalım. Cihazı da güncelletmiyorum. Çünkü şöyle söyleyeyim. Bu tür hazır yamalarda güncelle derseniz bütün bu görsellik gider. RetroPie en güncel sürümünü çeker. Bütün bu görselliğiniz gider. Bilginiz olsun. O yüzden güncellemeyin. Çıkalım. Şöyle bir bakalım. GX400. 24 tane oyun varmış. Atari. Linux. Beat'em up collection. Mesela ben severim burayı. Alien Storm var. Alien vs. Predator var. Bugün canlı yayında da konuşmuştuk bunu. NES olanı var. Super NES. Batman Forever varmış Super NES'teki. Çat çut vuruyor. Batman Returns, Game Gear. Biraz daha şey. NES. Bakalım NES ile Super NES'in arasındaki fark göstereyim size. 8 ile 16 bitin arasındaki fark. Bak, grafikler nasıl fark ediyor görüyoruz mu? 8 bitten 16 bite geçtiğiniz zaman. Şöyle aşağı dönem. Evet, Cadillac and Dinosaurs. Kaptan Amerika'da Avengers. Evet, Avengers'ın oyununu oynayabiliyorsunuz. Bu da Super NES versiyonu. Kaptan Komando. Ya çok güzel oyunlar var. Christ Evil 3. Bu arada buradaki eleman Resident Evil'daki Chris'e benziyor. Chris miydi? Leon. Özür dilerim. Leon'a benziyor. Double Dragon'lar. Devam edelim. Cannonball. Bir tane oyun varmış burada. Cave. Cave Story. Collection Vision. Capcom System. Ya işte. Oyun dediğimiz zaman Capcom'un oyunları geldi. Cadillac Dinosaurs burada da var mesela. Aynı oyun. Kaptan Komando. Evet. Birçok aynı oyunlar var. Bizim çocukluğumuz bunlarla geçtiği için bunları böyle oynamaya kalktığımızda hoşumuza gidiyor. Bu arada cihaz çok hafif ısınmış. Güzel. Demek sistemi zorluyor. Overclock da yapmıştık. Alien vs. Predator var burada. Yine Capcom'un aynı oyunu. Capcom'da da oynuyorsunuz. Aynı oyun 50 tane var. Keşke paketleri hazırlarken şey yapmasalarmış. Evet, bakın Marvel vs. Capcom. Bak, bu oyun güzeldir. Burada da Marvel Super Heroes ve Street Fighters.
Devam edelim bakmaya. Capcom'u geçtik. Daphne. Daphne'nin içinde de 3 tane oyun varmış. Dragon Slayer 2. Çok güzel oyundur. Galaxy Ranger'ları ve SpaceX. Ace daha doğrusu. Dragon Ball. Şöyle biraz daha. Ah, Nintendo'lara geldik. Nintendo Disk Sistemi. Game & Watch. Gördüğünüz gibi bunu oynuyorsunuz ya. Bakın bunun oyunu var burada. Bilmiyorum. Yaşınız bunlara yetecek mi? Ben görünce şu anda bilmiyorum, çocukluğuma döndüm yani. Donkey Kong. İlk çıkan Donkey Kong. Ekran görüntüsü bile yok. Bu şekilde. Ey yavrum ey be. Evet, Game Boy. Game Boy Advance. Game Boy Color. Irem. Air Duel. Evet, burada bir sürü oyun var. Lord Runner. Bunu birçok kişi bilir. Kıpasok açıyordunuz. Kaneko, Konami, Lutro, Mame. Evet, Mame biraz daha öyle bilindik oyunlar vardır burada. Atari salonlarında oynadığınız oyunlardır genelde bunlar. Şöyle bakın, Kaptan Komando burada da var. Dragon Ball var. Gördüğünüz gibi yan yana oynuyoruz. Neden? Çünkü bunlar arket stiklerle iki kişi yan yana oynandığı için bu şekilde düzenlemiş adamlar. Oyunu cihaza göre yapmışlar. Mortal Kombat 3 var mesela burada. Ben bir Mortal Kombat hastasıyım. Bunda bol bol oynarız herhalde. Temel Reis var. Namı diğer. Temel Reis'in hikayesi ne şeydir? Zilli Safinaz'ın peşinden koşacağım diye. Robocop. Devam edelim aşağı. Mario World. Bunun içinde hiç oyun yok. Yüklenmemiş. Siz istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Midway'e bakalım. Burada kesin Mortal Kombat vardır tekrar. Çünkü, evet. Oo, bak bu anda kendimden geçtim şu anda. Mortal Kombat 1 var. 2 var. 3 var. Harika. NBA Jam var. NBA Jam'de çok iyiydi zamanında. Ne oynardık be? Namco, Bandai Namco. Bunlar hep eski oyunlar. Yüklemişken paketin içeriğini de size gösteriyorum bir yandan. Neo Geo sistemleri. Nichibisu. Nintendo DS. Nintendo 64. Bak. Şuradan bakalım, şöyle güzel bir tane oyun bulalım. Batman of the Future varmış mesela. Return of the Joker. Ya böyle bir isim olabilir mi ya? Batman of the Future, Return of the Joker. Ne kadar çok of the kullanmışlar. Şöyle aşağı doğru bakalım. Carmageddon var. Ey yavrum ey. Castlevania. Bu ara animesi de var. Netflix'te. Tavsiye ederim. Legacy of the Darkness. Dai Katana. John Romero'nun yapacağım edeceğim diye uğraşıp batırdı oyun. Discretion Derby 64. Bir tane oyun açalım. Az önce denedim aslında. Kullandığım capture kartında FPS, daha doğrusu çözünürlük tutmadığı için, FPS değil de çözünürlük tutmadığı için çakıldı. Tekrar deneyeceğim. Umarım çakılmaz şimdi. Açalım bakalım. Açabilecek miyiz? Çalışıyor. Görüntünün böyle olmasının nedeni benim capture kartım maalesef. Bunun verdiği çözünürlük çok düşük bir çözünürlük olduğu için yansıtamıyor. Ama siz televizyona verdiğiniz zaman sıkıntısız kullanacaksınızdır. Çakıldığı için cihazı yeniden başlatmak zorunda kaldım. O yüzden kaydı da kestim. Tekrar devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi Hypertosera. Hypertosera artık nasıl okunuyorsa. Sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Bunu televizyonunuza bağladığınız zaman rahat rahat tüm oyunları oynarsınız. İçindeki bütün oyunları. Çünkü televizyonların çözünürlük şeyi çok fazla olduğu için, her türlü çözünürlüğü gösterdikleri için rahat rahat çalışır. Ama benim capture kartım ne yazık ki belli başlı çözünürlükleri gösteriyor. O nedenle olmuyor. Şöyle son olarak PlayStation'a bir bakmak istiyorum. Super Nintendo, Prince of Persia var. Aslında güncel cihazlarda bayağı oyunlar var. PSP'de 12 tane oyun varmış. PSP'nin oyunlarından. Bu oyun da güzeldir. Dragon Ball. Yarısı Dragon Ball zaten. Ah. Guilty Gear var.
Çok güzel. Mega Man, Metal Slug, Paparoni, Street Fighter Alpha 3. Bu bile başlı başına yeter yani. Bütün gün oynarsınız bu oyunu. Ve PlayStation. 19 tane oyun var PlayStation'da. Alien Resurrection var. FPS. Batman Gotham City Racer. Gotham City Racer nasıl oyun arkadaş? Burada da bir sürü Dragon Ball var. Duke Nukem. 97 galiba yıl. 1997 ya da 98 Duke Nukem oynadı. 97'dir ya. Need for Speed Road Challenger. Yani Need for Speed 4. Ninja Shadow, Parasite Eve. Parasite Eve de çok harika bir oyundur bu arada. Resident Evil tarzında korku. Burada da Street Fighter 3 var. Aynı oyun. 50 tane var. Tekken 2'yi koymuşlar paketin içine. Aslında 1, 2, 3 konabilirdi. Bu kadar Dragon Ball koyacaklarına 1, 2, 3 konabilirdi. Tomb Raider 2 var. Starring Lara Croft. Çok iyi. Starring Lara Croft. Evet. Video bu kadar. Kurulum bir hayli basit. Retropie'nin paketini kurduk daha doğrusu. Siz istiyorsanız Retropie imajını indirebilirsiniz. Aynı mantık kurabilirsiniz. Bu oyunların ve emülatörlerin hiçbiri olmayacak sadece. İçinde siz kendi istediğiniz oyunları indirip paketin içine dahil edebiliyorsunuz SD kartınızı ve oyunları oynuyorsunuz. Yani keyif size kalmış. Merak ettiğiniz bir şey olursa internetten çok ufak bir araştırma yapın. İşte RetroPie oyun yükleme falan diye. Hemen her türlü bilgi çıkıyor zaten. Oradan da istediğiniz şekilde oyunlarınızı yükleyip oynayabilirsiniz. Ya da böyle bir paket alıp içinden beğenmediğiniz oyunları silip kendi oyunlarınızı yükleyebilirsiniz içine. Bu oyunları nasıl bulacağınızı yazmayın. İnternette hangi oyunu arıyorsanız yazın Google'a, çıkıyor. Mesela PlayStation 1 oyun indir ya da Game ISO yazdığınız zaman zibilyon tane site çıkar. İşte Super NES indireceksiniz mesela. Diğer oyunların türlerine ROM denir bu arada. İşte Super NES Game ROM. ROM yazdığınız zaman bir sürü indirebileceğiniz yer çıkar. Oradan indirirsiniz. Bu kısım birazcık korsana girdiği için ben direkt şuradan indirin demiyorum. Arayın Google'dan. Ben de Google'dan arayarak buluyorum. Ben buluyorsam siz de bulabilirsiniz. Herhangi bir şey değiştirmez. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bize destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Sizin olacağınız abonelikler bizim büyümemizde çok büyük fayda sağlayacak ve ben büyüdükçe, daha doğrusu biz diyeyim, ben demeyeyim. Ben hiçbir zaman kanala benim kanalım demedim. Biz büyüdükçe çok daha fazla imkana sahip olabileceğiz. Sponsorlar olsun, hediye içerikler olsun ve bunları ben de size hem kaliteli video içeriği olarak hem de hediye olarak geri döndürmüş olacağım. Eğer bana ulaşmak istiyorsanız Discord sunucumuzu tercih edebilirsiniz. Discord'dan bana yazabilirsiniz ya da Teknoloji Odası'nı Instagram, Twitter ve Facebook üzerinden takip edebilir. Instagram'dan bana yazabilirsiniz. www.teknolojiodası.net web sitemiz, forumumuz. Oradan da üye olup oradan da yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.